İyi akşamlar sevgili seyirciler. Güneydoğu Televizyonu, Duru TV ve Edessa Televizyonu'yla bir ortak yayında yine sizlerle birlikteyiz. Canlı yayın konuğumuz Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Nihat Çiftçi. Sayın Çiftçi hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Mustafa Bey. Ben hemen diğer televizyonlar adına katılan arkadaşlarımı tanıtmak istiyorum. Edessa Televizyonu'ndan Sayın Ömer Yılan Bey yanımızdalar. Hoş Teşekkür ederim. geldiniz. Hoş bulduk. Ben de Sayın Başkanımıza hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Duru TV'den Sayın Mehmet Canbeyli yanımızdalar. Sayın Mehmet Bey hoş geldiniz Sayın Canbeyli. Hoş bulduk. İyi akşamlar, İyi iyi akşamlar. programlar diliyorum. Sayın Canbeyli yaş olarak büyüğümüzsünüz. Konuğumuz ve ilk sorumuz. Buyurun efendim. Evet, yani herhalde birinci bölümde formatımız genelde şey olacak. Başkanlık ve yeni anayasa sistemi üzerinde gitmek belki doğru olacak diye düşünüyorum. Sayın Başkanıma öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Bizi izleyen izleyicilerimize de iyi akşamlar diliyorum. Şimdi Başkanım 16 Kasım'da bir referanduma gidiyoruz. Vatandaşlar tarafında şu söyleniyor. Ya işte yargı bir elden toplanacak. Atamalar bir elden toplanacak. İşte bir şekilde meclis bypass edilecek. Bugünkü Cumhurbaşkanı için tabii yani halkın çok böyle söylediği sert veya nahoş bir durum yok. Bugünkü Cumhurbaşkanımız gerçekten halk tarafından sevilen, sayılan. Zaten böyle bir tabloyla 17, 15, 16 yıldır ülkeyi de yönetiyor. Güzel de yönetiyor diyebiliriz. Ama bu 16 Nisan bazı tereddütleri halkın kafasında oluşturuyor. Gerçekten sistem tek adam sistemine doğru mu gidiyor? Yoksa işte bazen söylendiği gibi demokrasi rayına oturacak mı? Hukuk, demokrasi, yargı, atamalar bunları nereye koyacağız yeni sistemde? Şimdi ben de hayırlı akşamlar diliyorum. Hem sizlere, ekranın başında bizi izleyen tüm Şanlıurfa'da hemşehrilerimize. Tabii vatandaşımız haklı olarak muhakkak kafasında olan konuları soruyor. Şimdi burada tabii bu soruya şöyle bir giriş yapmak lazım. Şimdi hükümet sistemleri bugüne kadar Türkiye'de, dünyada 3 tane hükümet sistemi var. Başkanlık, yarı başkanlık, parlamenter sistem. Türkiye Cumhuriyet'le birlikte, Cumhuriyet'in ilanından sonra hükümet sistemi olarak parlamenter sistemi seçmiş durumda. Şu an Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yani anayasa 16 Nisan'da oylanılacak olan düzenleme 18 madde parlamenter sistemden doğrudur. Başkanlık sistemine bir geçiş Geçiş. görüyor. Fakat burada bunu iyi bir denemek lazım. Şu an Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde ne getiriliyor? Şimdi bir devleti idare etmenin en önemli üç tane kuvveti var. Kuvvet. Yargı, yasama, yürütme. Zaten başkanlık sisteminde üçü birbirinden net olarak ayrılır. Parlamenter sistem gibi iç içe değil. Yani yürütme meclisten çıkmaz, yasamadan çıkmaz. Yasama yürütmenin etkisinde kalmaz. Yasama denetimlerini gerçekleştirirken yürütmenin etkisinde olmaz. Yargı da aynı şekilde tarafsız ve bağımsız kalmak durumundadır. Şimdi getirilen sistemde şunu görüyoruz. Cumhurbaşkanı halk tarafından seçiliyor. Halk tarafından neyle seçiliyor? 50 artı 1 ile seçiliyor. Evet, Bir kere büyük bir çoğunluk yani salt çoğunluk sistemi Cumhurbaşkanı için geçerli alınıyor. oluyor, evet. Cumhurbaşkanı hükümetin başı. Cumhurbaşkanı kendi icra kadrosunu kendisi atıyor ve kuruyor. Şimdi bu kuvvette bir problem görülüyor mu tek adam noktasında? Yani siz Cumhurbaşkanı, devletin başkanı olan birini seçiyorsunuz ve buyurun yürütme işini kendisine bırakıyorsunuz. Süreyi de 5 yılla sınırlandırıyorsunuz millet olarak. Yasamada yasamayı yine 5 yıllığına seçiyorsunuz. Buyurun bu devletin, bu ülkenin sorunlarını yasa anlamında,
ve yine kanunda belirlenmiş olan, anayasada belirlenmiş olan görevlerini yapma noktasında, yani yasama faaliyetinde bulun. Tamam. Komisyonlarını işlet, ülkenin sorunlarını yasa olarak çöz. Meclisi diyorsunuz. Çalıştıralım, çıkar. Bunu diyen kim? Millet, halk. Halk seçiyor, temsilcini seçiyor. İkisi arasındaki ilişkiye bakıyoruz. Burada da demokrasi anlamda bir problem var mı? Tek olma anlamda bir problem var mı? İkisi arasındaki ilişkiye bakıyoruz. Bir, bakansanız meclisin içerisinde yer almıyorsunuz. Meclis göreviniz bitiyor. Bir bu. İki, mecliste gen soru harici diğer tüm denetim mekanizmaları aynı şekilde işliyor. Soru, meclis araştırması, meclis görüşmesi, hepsi meclis soruşturması işliyor. Ne işlemiyor? Gen soru. Şimdi gen soru güven oyu dediğimiz, güven oyu oylamanın karşılığıdır. Yani parlamenter sistemde olan bir denetim sistemidir. Hükümet meclisin içinde çıkar, meclis der ki ben güven oyu veriyorum, ben hükümetime güveniyorum. Sorun çıkar yürütmeden, der ki ben güvenimi geri aldım, güvenmiyorum ve bunu gen soruyla dile getirir. Ama burada 5 yıllığına millet zaten güven oyunu veriyor. Milletin güven oyunu vermiş olduğu bir cumhurbaşkanına meclisin o anlamda bir gen soruyla karşı karşıya bırakması bir kere başından beri saymış olduğumuz hükümet sistemlerine ters bir sistemdir. Burada bir problem göremiyoruz. Denetimde bir problem yok. Aynı şekilde de meclis güçlendiriliyor. Nasıl güçlendiriliyor? Meclise yargının hakim savcılar kurulu 7 üyenin atama yetkisi veriliyor. Yasama görevinin yanında. Milleti temsil, millet adına karar veren mahkemelerinin hakimler içerisinde birinci derecede, birinci sınıf hakimler içerisinde 7 tane üyeyi hakim savcılar kuruluna belirleme yetkisi veriyor. Burada meclis yetki alıyor. Meclis daha bir kendi konusuna, yasama konusuna konsantre olacak. Gelelim yargı boyutuna. Yargı Türk milleti adına karar vermiyor mu? Veriyor. Biz hukukçuyuz. Tüm kararlarda Türk milletin adına karar verir yargı. Yargı kararını verirken ne olması lazım? Tarafsız, bağımsız olması lazım. İşte yasanın birinci maddesi bağımsızlığın yanında tarafsızlığı da getiriyor. Biri bu. İki, yargı herkes için aynı olmalı. Tabi hakimlik ilkesi. Sana ayrı bir mahkeme, bana ayrı bir mahkeme, sana ayrı bir yargıç, mesleğe ayrı bir yargıç, mesleklere ayrı bir mahkeme olamaz. Yargıda birlik gerekiyor. İşte Cumhurbaşkanı hükümet sisteminin 18 maddenin içerisinde askeri yargıyı kaldırıyor. Savaş hali ayrı bir olağanüstü bir dönem. Ayırıyor askeri yargı ortadan kaldırıp tamamıyla herkesi aynı yargıya tabi tutuyor. Burada bir problem var mı? Yok. Çünkü yargının tabiatı ilkesi gereği herkese aynı derecede uygulanması lazım. Yargının üst kurulunu belirleme. Yani hakim, savcı kurulunu belirlemede ne olmalı? Bu üyeler bugün anayasamızda, bugünkü anayasamızda, yürürlükte olan anayasamızda, yani parlamenter sistemde dahi Cumhurbaşkanı zaten 4 tane belirleme yetkisi vermiş. Bunun yanında 13'e düşürülüyor. 7 tanesi milletin temsilcisi olan meclise veriyor. Bugün nedir o 7 tanesi nasıl oluyor? Bugün yargı mensupları kendi aralarında seçiyor. 2010'da gelen düzenleme ile. Yargı mensupları kendi aralarında seçiyor. Bu seçim yargıda kamplaşmaya, yargının tarafsızlığını ortadan kaldırmaya, yargıda siyasallaşmaya, cepheleşmeye yol açtı. Yani bu süreç, bu 6 yıllık tecrübe bize onu gösterdi. Yargı böyle bir şeyi kaldıramaz. Yargı bağımsız ve tarafsız olmak durumunda. E peki o zaman bunun belirleme yetkisini kime vermemiz lazım? En doğrusu millete vermemiz lazım. Millet kimi seçmiş? Meclisi seçmiş. Meclise verilmesinde hiçbir sakınca yoktur. Meclis dolayısıyla hem milleti düşünerek hem yargının tarafsız ve bağımsızlığını düşünerek 7 tane üyeyi hakim savcılar kuruluna atayacak. Tüm gelen düzenleme bu. Herkesin net birbirinden ayrı kuvvetler, yani yürütme, bakanlar kurulu, cumhurbaşkanı bakanlar kurulu, öyle diyelim.
yasama, meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi. Anayasaya yargı, üye ataması o biraz daha farklı. Anayasa üye ataması, tabii, üye ataması zaten anayasa mahkemesi. Zaten mevcut olan, evet, sistemde de aynı şekilde. Orada çok farklı bir durum yok. Orada da yine mesela meclise bir takım yetkiler veriliyor. Şöyle şimdi meclise şimdi verilen her yetki milleti baz alan bir yetkidir. Aslında felsefi olarak bu sisteme baktığımızda, 18 maddenin tamamına baktığımızda felsefesinde şu var. Halkı en üst noktaya koyuyor. Milleti en üst noktaya koyuyor. Kuvvetleri millete dayandırıyor. Bunu çok net olarak görebiliyorsunuz. Yani gerek yürütme, gerek yasama, gerek yargıda. Millet temel kaynak baz alınarak yapılmış. Bunu ben net görebiliyorum. Evet, yargı durumu, anayasa durumu bu şekilde ifade ediliyor Sayın, evet, Büyükşehir Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi tarafından. Ben hemen Edasa TV'den Sayın Ömer Yılan kardeşimize söz vermek istiyorum. Ömer Bey, buyurun, sizin sorunuzu alalım. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Şimdi 16 Nisan'da 35 gün kaldı 16 Nisan'a. 35 gün sonra Türkiye'de Türkiye'nin kaderini belirleyecek bir sistem halkın önüne gelecek. Ve elbette halk iradesini ortaya koyacak. Türkiye 81 ilden oluşan bir ülke, kocaman bir ülke. Elbette her il kendi içerisinde yıkılmaz bir taş. Ancak Şanlıurfa bunlar içerisinde ayrı bir mihenk taşı, ayrı bir köşe taşı. Dolayısıyla son 15 yıla da baktığımız zaman Şanlıurfa, Türkiye'de var olan sisteme çok ciddi şekilde destek vermiş bir şehir. Dolayısıyla 16 Nisan'da yapılacak olan halk oylaması için, bir, Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde tüm belediyelerimiz. Siz koordineli olarak elbette çalışıyorsunuz. Bizler de bunu basın mensupları olarak yakinen takip ediyoruz. Halka tam olarak anlatabiliyor muyuz? Bir. İkincisi, halka anlatabileceğimiz çok daha farklı platformlar. Çünkü 35 gün gibi çok kısıtlı bir zaman kaldı. Bu 35 gün içerisindeki tüm çalışmalar belki oradaki oranları çok ciddi şekilde oynatacak. Bu oranları oynatabilme adına bir platform oluşturulacak mıdır? Kalıcı bir platform, 35 günlük. Ve son sorum şu, hedefiniz nedir referandum için Şanlıurfa adına? Şimdi Ömer Bey, bize düşen şu 18 maddeyi doğru bir şekilde halkımıza anlatmak. Bir bu, temel görevimiz bu. 18 madde neyi getiriyor? Şimdi ikincisi, biz bunu daha yeni başlamış durumdayız. Evet, 35 gün diyorsunuz ama bir hafta 10 günlük bir girişimiz var. Yeni halk oyu kampanyası başlamış durumda. Seçim kampanyası başlamış durumda. Burada tabii daha geniş kitlelere ulaşacağız. Kafasında tereddüt olan, sorusu olan, sonu yöneltmek isteyen, görüşü, fikri. Dolayısıyla biz özellikle mesela burada hukukçu, gerek teşkilatımızda görev alan hukukçular, gerekse belediye başkanlığında görev alan, yani belediye başkanlarımız olarak hukukçu kimliği olan, dedim ki başta ben olmak üzere bize daha fazla görev düşüyor. Bunu net olarak anlatma konusunda. Çünkü net halkın önüne bizim vermemiz gerekiyor. Oran noktasına geldiğinde Şanlıurfa dediğiniz gibi mihenk taşı. Şanlıurfa her zaman AK Parti'ye, AK kadrolara destek veren bir şehir. Bunu hiçbir zaman inkar edemeyiz. Ve çok da güzel bir destek veriyor. Ve vermiş olduğu destekten de hem hükümet memnun, hem de Şanlıurfa memnun. Şanlıurfa değişiyor, dönüşüyor, gelişiyor. Çok gelişiyor. Yani dışarıdan gelen misafirler bize bunu aktarıyor. Biz işin içindeyiz. Bunu o kadar fark edemiyoruz. Bunu, yani bu vermiş olduğumuz desteğin karşılığını şehir olarak alıyoruz. Bunu da belirtmek isterim. Oran noktasında şöyle, yani oran vermek doğru bir durum değil. Biz burada sonuçta hedef anlamında, beklenti olarak değil de biraz daha hedefimiz. Ya hedefimiz hedef %100'dür belki ama. En fazla R'yi almak tabii. En fazla alabileceğimiz en fazla R'yi alabilmek. Onun mücadelesini veriyoruz. Ve çok yüksek görüyorum Şanlıurfa'da, onu söyleyeyim. Alandayız. Yani taban olarak alırsak böyle 70 üzeri olabileceğini düşünüyorum. Çok rahatlıkla olabileceğini %70 üzerinde, evet, bir beklentimiz var. Tabii dediğimiz gibi, yani bizim amacımız burada halkımıza bir sınır biçmek, bir oran vermek değil. Halkımızın görüşü her zaman başımızın, gözümüzün üzerinde yeri vardır. Bize düşen güzel bir şekilde anlatmak, kendi anayasal değişikliğini
evet diyen tarafta çok güzel bir şekilde neden evet, niçin evet, sebepleri nelerdi bu düzenlemenin, bu düzenleme neyi içeriyor, bu düzenleme ile Türkiye ne kazanacak? Bunu i̇şte, çok net olarak ifade ettim. Tam da bu noktada Sayın Başkanım, cümleniz içerisinden çektim. Soru yöneltmek isteyen dediniz. Platformdan kastım aslında buydu. Kalıcı evet. Bir platform, konuya hakim insanlar. Olacak. Ki ben buradan da izninizle göstermek olacak. İsterim. Olacak. Sizlerin bastırmış olduğu ve 18 maddenin kısa, öz, anlaşılır haliyle halkımıza anlatıldığı bir broşür hazırlanmış. Tabii hazırladık, broşürü hazırladık. Katalog hazırlamış durumdayız. Bunu dağıtıyoruz. Şu an bunu koordine edebilecek bir ofisimiz olacak. Her ilçede birer tane olacak. Dolayısıyla halkımızı davet edeceğiz. Orada uzman arkadaşlarımız çok güzel bir şekilde özellikle bu alanda eğitim almış, tamamıyla düzenlemeyi bilen, halkın sorusuna yanlış cevap vermeyen, konusuna hakim olan kardeşlerimiz çalışma yürütecekler. Teşkilatlarımızla da bunu bir ahenk içerisinde yürütüyoruz. İlçe belediye başkanlarımızla da bir ahenk içerisinde yürütüyoruz. Tabii ki ben her zaman birebir seçimin birebir de çok etkili olabileceğini düşünüyorum. Onun için genelde mesela sokaklardayım. Yani daha bir yani bugün mesela Karaköprü ilçemizdeydik sabahtan beri. Evet ilçe belediye başkanımız vardı, ilçe başkanımız vardı, meclis üyesi arkadaşlarımızla. Bir grup genç ne düşünüyorsunuz diye soruyor. Soruyor kafasındaki. Gidiyoruz bir grup yaşlı emekli amcalarımız oturmuşlar sohbet ediyorlar. Onların görüşünü alıyoruz. Gidiyoruz bir grup bakıyoruz mesela bayanlar aynı şekilde oturmuş oldukları noktada fikrini alıyoruz. Sorularını alıyoruz. Halkın tamamına bir nevi dokunuyorsunuz. Esnaf keza aynı şekilde. Esnafımızı kesiyoruz. Yani çalışma hızlanacak, onu belirtmek isterim. Evet. Hem sistematik bir şekilde hızlanacak. Ömer Bey, şey var mı? Teşekkür ederim, buyurun. Peki, ben teşekkür ederim. Sevgili Başkanım, şimdi Güneydoğu TV adına katılmış olduğum bu programda aslında şu 18 maddenin tamamını ben biliyorum. İdrak etmişim, okuduğum zaman anlayabiliyorum. Fakat ben halkın, bilmeyen halkın bana sorduğu ağızla size soru sormak durumundayım ki programda iletmek istediğimiz mesajı iletebilelim. Şimdi siz Büyükşehir Belediye Başkanı olarak özellikle bu konuyla ilgili Antalya'da yapılan bilgilendirme toplantısından sonra sahaya birebir indiniz. Sokak sokak dolaşıyorsunuz. Ben şu noktaya özellikle gelmek istiyorum. Bazı kesimler evet ya da hayır olayını siyasi bir tercih noktasına getirdiler. Aslında bu bir siyasi tercih midir gerçekte? Ya ben evet dediğim zaman belli bir frekasyona mı çekilmiş olacağım? Hayır dediğim zaman diğer frekasyona mı geçmiş olacağım? Bu noktada insanların demokrasinin zenginliği olarak düşünüp birbirinin görüşüne saygı duyma anlamında mesajınızı almak istiyorum. Ve halk diyor ki Cumhurbaşkanı canı isteyecek bir gün kalkacak yeni sistemde meclisi feshettim diyecek. Halbuki Cumhurbaşkanı meclisi feshetmekle birlikte kendi bindiği dalı da kesip kendi görev süresini de sonlandırmayacak mıdır? Tüm bunlarla ilgili neler söyleyeceksiniz efendim? Şimdi Mustafa Bey çok güzel bir giriş yaptınız. Giriş şu. Şimdi mevcut 18 maddelik düzenleme anayasal düzenleme. Anayasa tüm vatandaşa uygulanan en yukarıdaki kanun. Dolayısıyla biz bir partiyi tercih etmiyoruz. Biz bir görüşü tercih etmiyoruz. Biz önümüze yasama, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen bir metni tercih ediyoruz. Metnin içindekiler bizi ilgilendirir. Şimdi bu metin çok zengindir. Efendim Nihat Çiftçi destek veriyor. Nihat Çiftçi'den gıcık alıyorum. Net konuşayım. Metni desteklemeyeyim. Böyle bir mantık olamaz. Ben A Parti mensubu bir insanım. Nihat Çiftçi şu an televizyonlar vasıtasıyla bu metni açıklıyor. Dolayısıyla ben farklı görüşte, farklı parti mensubu olduğu için ben metni desteklemeyeyim. Bu çok yanlış bir durum. Bir kere biz bir hukuki düzenlemeden bahsediyoruz. Adını net koyalım. Bir siyasi düzenleme değildir. Bir siyasi destek değildir. Kesinlikle. Hepimizi ilgilendiren ve hepimiz için en üst kanun olan anayasadaki
18 maddenin değişikliğini görüşüyoruz. Seçim halk oylaması seçimidir. Ne bir genel seçimdir, ne bir yerel seçimdir. Ne bir parti seçimidir. Ne bir parti seçimidir, ne bir siyasi eğilim ve görüş seçimidir. Konu bu olunca dolayısıyla bizim fikirlerimizi evet yönünde, hayır yönünde, ne yöndeyse çok net, yalın bir dille anlatmamız gerekiyor. Çekinmedi. Yalın bir dille. Ama dediğim gibi yani kalkıp bunu bir görüşe, bir partiye, bir frekansa, bir zümreye mal etmek iyi niyetle bağdaşmıyor. Kesinlikle. Biz şu an hepimizin elinde olan, kitaplaşan, broşür haline gelen, kitap haline gelen bir düzenlemenin içine girmek isterim ben. Ben bu düzenlemeye baktığımda dediniz ya 18 madde. Evet. O şeye geleceğim ben. Yani özellikle üzerinde durmuş olduğunuz efendim Cumhurbaşkanı sabah kalkacak da bir kere fesih yok bu düzenlemede. Ona geleceğiz, gireceğiz. Bir kere fesih yok. Ama ben şunu halkımız mesela net olarak anlasın. Bu düzenleme durup dururken gelen bir düzenleme değildir. Neden geldi efendim? Ha onu söyleyeyim bak neden? Biz 1923'ten 2017'ye gelmiş durumdayız. Kaç yıl geçmiş? 94 yıl geçmiş. 94 yıldır uygulanmış olduğumuz bir parlamenter sistem var elimizde. Şimdi bu sisteme baktığımızda bu sistemin ne getirdiği, ne götürdüğüne bir bakmamız lazım. Bir kere bir buna bakmamız lazım. Çünkü burada bir cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş yapıyoruz. Parlamenter hükümet sisteminden cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiyorsak bunun sebeplerini bir delememiz lazım. Ben şimdi Nihat Çiftçi olarak sebeplerine bakıyorum. Bir, parçalı birçok 65 tane hükümet üretmiş bu sistem. 65 hükümet. Ne demek oluyor? 1,5 yılda bir hükümet değişmiş. Hükümet değişmiş. Bir, bu hükümetlerin ömrünün kısa olması milletin aleyhinedir. Elbette. Hizmet yapamaz. 1,5 yılda plan, program, strateji ve proje gerçekleştiremez. Milletin kaynağı, maliyeti. Milletin kaynağı heba olmuş durumda. İki, hükümetlerin ömrünün bu kadar kısa olması, meclise yürütmenin iç içe olması beraberinde çok seçim getiriyor. Son üç ile baktığımızda beşinci seçimimize giriyoruz. Bu seçim ülke ekonomisi üzerinde de bir külfettir. Bu seçim hepimiz için de bir külfettir. Nasıl külfettir? Şöyle. Yani ben şimdi seçim çalışmalarını yapıyorum, öyle mi? Evet. Bir, vatandaş olarak, sorumlu bir büyükşehir belediye başkanı olarak halk oylaması seçim çalışmalarını yürütüyorum. İşte genel seçim, 1 Kasım genel seçim 2 ay, 2,5 ay seçim çalışmalarını yürüttüm. Oysaki projeler yürütmedi. 7 Haziran genel seçimde 2 ay, 2,5 ay seçim çalışmalarını yürüttüm. İşte zaten 30 Mart 2014 yerel seçimlerde 2-3 ay seçim çalışmalarını yürüttüm. Sonradan bekliyorsunuz ki efendim işte hükümetler kurulsun. E şimdi düşünün biz ne zaman bu millete çalışacağız? Bu enerjiyi hizmete değil başka yere harcadık. Başka yere harcıyoruz. Bu net görüldü mü? Görüldü. Diğer noktada bu sistemde milletin iradesi olan meclis, başbakan, mevcut sistemimizi söylüyorum, başbakana bir müdahale söz konusu. Tarihimize bakıyoruz. Müdahale söz konusu. Müdahale. Bunu da net olarak görebiliyoruz. Junta ve askeri müdahale. Junta, emuhtura, darbe, postmodern darbe fark etmiyor. Tarihimize bakalım. Efendim olmuş mudur 60'ta? Olmuş. Evet. Olmuş mudur 71'de? Olmuş. 80'de olmuş mudur? Olmuş. 97'de olmuş mudur? Olmuş. 2007'de olmuş mudur? Olmuş. 15 Temmuz 2016'da olmuş mudur? Olmuş. Ben tarihi anlatıyorum, yorum yapmıyorum. Evet. Hatırlatıyorum. Demek ki müdahaleyi de getiriyor. Yani milletin iradesine, hükümetine müdahaleyi getiriyor. Diğer bir konu, bu parlamenter sistem güçlü bir hükümet doğurmadığı zaman koalisyon hükümetlerini getiriyor. Koalisyon hükümetlerinde de
sürekli bir istikrarsızlık dönem, bir çatışma dönemi oluşuyor. Bunun da örneklerini verebiliriz. Birçok koalisyon örneğini verebiliriz. Diğeri, hükümetin başına Cumhurbaşkanlığı getirmiş, Başbakan sorumlu ve Bakanlar Kurulu icracı, Cumhurbaşkanı sorumsuz ama yetkili, aralarında problem çıkıyor. Gazi Mustafa Kemal ile İsmet Ünlü'nün arasında problemler yaşanmış. Celal Bayar'la Menderes arasında yaşanmış. Problemler yaşanmış. Turgut Özal'la Mesut Yılmaz arasında problem yaşanmış. Demirel'le Tansu Çiller arasında problem yaşanmış. Ahmet Necdet Sezer'le Bülent Ecevit arasında. Bakın aynı partinin mensubu olmasına rağmen yaşıyor. Yani bu işin fıtratına ters. Efendim ben sorumluyum. Şimdi şöyle, ben Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Daire başkanları komple bana bağlı. Atmış olduğum imzadan mesulum. Yargı karşısında ben sorumluyum. Cezai sorumluluğum var benim. Siyaseten de ben sorumluyum. Yukarıda biri diyor ki böyle yap, böyle yap. Sen böyle yapacaksın. Derse ne olur? Çatışma çıkar, açık söyleyeyim. Ya yetki sende olsun ya bende olsun. Sayın Başkan, bu kadar net. Güzel konuşuyorsunuz da. Bunları doğurduğu yani için sebepleri. Bu da demokrasi gereği değil midir? Eğer bir ülkede hukuk varsa, demokrasi varsa elbette zaman zaman çelişkiler ya olur. Ya cezasız, sorumsuz şimdi bakın, bir yetki olur mu bu demokrasi? Bir dakika ki şimdi Amerika'ya bakın. Amerika'nın devlet başkanı bir Trump mesela mültecilerle ilgili bir karar aldı. Evet. Bu karar yargıdan döndü. Olur. Yani burada bu, da olacak. Burada yargıda dönmeyecek. Sizin biraz önce anlattıklarınız da biraz ona benzer bir şey oluyor. Ama elbette ki yani çelişkiler olabilir, sorunlar olabilir, demokrasi gelişir. Amerika'da hangi sistem geçerli? Hangi başkanlık sistemi? Başkanlık sistem. Modeli var. Ben ama, parlamenter hükümet evet. sisteminden bahsediyorum. Yani bugün hiçbir giden... parlamenter hükümet sisteminde bu kadar yetkili ve sorumsuz bir cumhurbaşkanı yok. Evet. Türkiye'de 82 anayasasıyla getirilmiş bir durum. Evet. Ya bugün yıllardır başkanlığı uygulayan büyük bir Amerika ile bugün arızalı giden bir Türkiye'yi şimdi kıyaslamak... Şimdi gelelim bu düzenlemenin içinde ne var? Bak sebepler bunlar. Yani MHP durup dururken ya fiili bir durum artık oluştu. 2010'daki referandumla ve 2014'te yapılan seçimle artık siz yani parlamenter sistemden koptunuz. Eğer siz Cumhurbaşkanını halkla seçiyorsanız, direkt doğrudan seçiyorsanız siz artık parlamenter sistemde değilsiniz. Bunu artık rayına oturtalım dedi. Devlet Bahçeli böyle bir çıkışla artık ne düzenleme varsa getirelim. Doğru bir çıkıştır açık söyleyeyim. Şimdi bu düzenlemede ne var? Aslında çok kolay. Çok net. Yani net bahsedelim. Bir, diyor ki yargı yalnız başına bağımsız olması yetmiyor. Tarafsız olacak, anayasa tarafsızlığında koyuyor. Bağımsız ve tarafsız madde bir. Madde iki, efendim diyor ki ben gençlere güveniyorum. Dönem değişti. Yani gençler artık iletişim çağında, bilgi çağında. Eğitim eski eğitim değil. Gençlerin bilgi düzeyi daha fazla yüksek. Ve tüm ülkelere de baktığımızda, gelişmiş olan tüm ülkelerde seçilme yaşı da 18. Seçme yaşı da 18. Bizde 30'dan geliyor. Seçme yaşımız 18, seçilme yaşımız 30. Anlamıyorsun mesela. Aradaki var. Sen çocuksun otur gibisinden bir anlayış yani. Ki Fatih bunu, Sultan Muhammed Han Sayın evet, Başkanım 21 yaşında İstanbul'u fethediyor. Özellikle bunu vurgulamak lazım. 25'ten ki 25'e yine 30'dan 25'e düşüren AK Parti hükümetiydi. AK Parti döneminde düşürüldü. Ne referandumla? Referandumla yine. 25'ten 18'e düşürüyor. Yani diyor ki sen seçilebilmen için 18 olur, 19 olur, 20 olur, 21 olur, 22 olur, 23 olur, 24 olur. İlla 25'i doldurmak durumunda değiliz. Bu maddeyi anladık mı? Burada bir problem var mı? Gençleri kucaklayan, siyasete dinamizm getirmeye çalışan, genç artık farklı bir dünyadan bakıyor. Eski yani siyasi argümanlarla yeni siyasi argümanlar, eski iletişim, yeni iletişim, eski dil, yeni dil birbirinden çok farklı. Sayın Başkanım orada bir antiparantez bunu da bir izninizle tarafı açabilir evet, miyim? Burası biraz yanlış anlaşılıyor gibi belki orayı ifade etmekte fayda olacaktır. 25 yaşından 18 yaşına düştü derken bizim halkımızın bir kısmında çok böyle azınlık bir kısmında şöyle bir algı çıkıyor. Ha 18 yaşı demek ki 25-30-40'lar yok gibi. Değil.
Al yani buradaki limit anlamında onu özellikle ifade edelim. Çünkü bugün bile karşılaştığım bir soru. Tabii canım. Hepsi 18 işte, mi olacak? Hayır, doğru. Ömer Bey, vatandaşta öyle bir algı yok dediğiniz gibi. Öyle 18 ve yukarı. Tabii canım. Diğer mesela, diğer maddemiz. Efendim milletvekili sayısı 500'den 600'e. Şimdi doğrudan demokrasilerde ve dolaylı demokrasilerde. Meclis dolaylı demokrasidir. Yani seçmen buradadır. Seçmen hükmetme gücünü, yasama gücünü, kuvvet gücünü dolaylı dediğimiz milletvekiller vasıtasıyla kullanıyor. Şimdi bugün Türkiye'de 143 bin seçmene bir milletvekili düşüyor. Gelişmiş olan tüm devletlere baktığınızda 100 binin altındadır. 100 binin altındadır. Genelde 60 bin, 50 bin, 70 bine bir milletvekili düşer. Ki bu burada mesela nüfusumuz artmış. Milletvekili sayısını artma ihtiyacı vardır. Temsili genişletmek için, tabana yaymak için doğrudan demokrasi yanında dolaylı temsilde alanı genişletmek için. Burada bir problem var mı? Yani 550 milletvekili 600 kişi daha alanla ilgilensin, nüfusla ilgilensin, vatandaşla ilgilensin, vatandaşın sorunlarını yasa çalışması haline getirsin, teklifler hazırlasın, tasarılar hazırlasın. Yani 50 milletvekili orada da bir problem görmüyoruz. Dördüncü maddemiz süre 4 yıl 5 yıla çıkarılıyor. Zaten daha önce 5 yıldı. AK Parti 4'e indirdi. Evet. Bu da şudur. Ya istikrar lazım. Biraz önce söyledik. Hep seçimlerle uğraşamayız. Ama birçok ülkede istikrar lazım. Sayın Başkanım 4 yıldır. Olur olur. Evet yani gelişmiş 4 de olur. Avrupa 5 de olur. Yani 5. Amerika'da buna dahildir. 4 yıldır. Doğru 4 de olur. Evet. 5 denilmiştir. Sebep şudur. 5 ile sınırlandırmak. 5 artı 5 ile sınırlandırmak Cumhurbaşkanı süresini. Yani şimdi bak bugün şöyle söyleyeyim. Eğer ki seçim noktasında siz sınırlama getiriyorsanız seçilmiş bir göreve, bu şu anlama geliyor. Ben isterim ki bu belediye başkanlığına da getirilsin. Açık net söylüyorum. Neden? Şimdi eğer ben 10 yıl içerisinde vizyonumda, birikimimde, düşüncemde var olanı uygulayamamışsam başarısızım. Uygulamışımsa artık kalmamıştır. Yeni biri gelsin. Anlatabiliyor muyum? Zaten yani ufkumdan geçen, düşündüğüm toplum için, millet için projeler, bunu zaten uygulamam gerekiyor. Uygulamamışımsa başarısızım, gitmem lazım. Uygulamışımsa kalmamış artık benden. Benim süremin tamamlanması lazım. Onun için o kalmak. Bence süreyle sınırlanması kadar doğru bir şey yok. Toplum yararına olan bir şey yok. Şöyle mesela... Beşinci madde mesela güven oyuyla ilgili. Onu ben belirledim. Güven oyu kaldırılıyor. Güven oyunu millet veriyor. Bu sistemde Cumhurbaşkanlığı güven oyunu millet veriyor. Cumhurbaşkanlığı seçerek veriyor. Seçerek veriyor. Evet. Orada seçerek veriyor. Yok. Yani dolaylı temsil yok artık. Evet. Doğrudan temsil var. Araya birini dolaylı olarak koyup her sen bir güven oyu ver. Bu adam yapar mı yapmaz mı? Böyle bir şey var mı ya? 50 artı 1 ile seçeceğim. Meclise diyeceğim her bir bak bu Cumhurbaşkanı'na güven oyu ver. Yapar mı yapmaz mı? Hükümeti bu işi yapar mı yapmaz mı? Bunun anlamı bu. Onun için işin doğasında bunun çıkması gerekiyor. Şimdi meclisin denetlenmesi aslında bahsettim. Altıncı maddemiz. Meclis denetim yolları hepsi açık. Sadece dediğimiz gibi güven oyu noktası sistemin doğasından soru, meclis soruşturması, meclis araştırması hepsi işliyor. Yedinci madde Cumhurbaşkanı'nın adaylığı ve seçim şartları. Şimdi burada mesela çok net bir şekilde şu var. İki dönemle sınırlandırıyor. En belki tartışılan değil aslında ya. Yani neden partili bir cumhurbaşkanı oluyor? Neden? Şimdi bir, uygulanılan tüm başkanlık sistemlerde bu böyledir. Bir partinin cumhurbaşkanı adayı vardır. Partiyle seçilir. Bir bu. İki, bir insanın partiyle bağının olması demek onun tarafsız olmayacağını, kamuyu önceleyemeyeceğini, toplum yararını düşünmeyeceği anlamına gelmez kamu görevinde. O zaman biz bugüne kadar başbakanımıza söylememiz lazımdı. Bu AK Partili başbakandır. Hiç böyle düşündük mü? Bu DSP'li başbakandır. Hayır, Türkiye Cumhuriyeti başbakanı dedi.
Şimdi Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı deniliyor değil mi? AK Parti Belediye Başkanı deniliyor mu bana? Aynı şey yani ha. Yani bunun bu sadece demokrasilerde en önemli argüman siyasi partilerdir vesaire. Madde 8. Çift başlık ortadan kalkıyor. Son 5 dakika sayılır. Yani ilk bölüm için 8. maddeye öncelikle geldik 18. Merak ediyorum. Cumhurbaşkanı sorun istediği zaman meclisi feshedecek. Ya onu hemen söyle. Rica edeyim. Özellikle çünkü şimdi madde gidelim sordu dedik. Ha. Evet. Siz o zaman yani o şekilde de sorabilirsiniz. Ben madde de gidebilirim. Cumhurbaşkanı keyfi isteyecek sabah kalkıp feshettim diyecek. Hayır. Bir kere feshi yok. Biz hukukçuyuz. Fesh demek tek taraflı olarak bir şeyi ortadan kaldırmak demektir. Böyle bir şey yok. Cumhurbaşkanlığa verilen yetki ve meclise verilen yetki seçimi yenileme yetkisidir. Eğer Cumhurbaşkanı mecliste seçimi yenilerse Cumhurbaşkanı bunu 6 ay sonra yapsa diye bir dönemi sayılıyor. Bak bir dönemi yanlış oluyor. Eğer meclis bunu yaparsa bak kontrol sistemini gör. Meclis bunu yaparsa aynı şekilde meclis için de geçerli. Kaldı ki siz niçin gidersiniz? Ancak çok önemli bir kritik bir durum ortaya çıkar. İş yürütülmez hal alır. Dersiniz ki hakem millet görüyorsunuz gerçekleşiyor. Meclisteki durum ya da yürütmedeki durum hep gözünüzün önünde. Buyurun yetki sizde. Siz bizi seçtiniz. Meclisi ve beni seçtiniz. Huzurunuza geliyor seçimi yenilersin. Millet de bu yenilemede artık problem neyse. Şimdi Sayın Başkanım bir de şöyle bir soru. Feshetme yetkisi yok. Bu vatandaş yine soruyor. Biz de şey yapıyoruz. Kafaları evet bulandıran bir soru da şu. Örneğin diyelim ki yeni sistemle yani 16 Nisan'dan sonra referandumdan evet çıktı. 6 ay sonra, 1 yıl sonra veya 2 yıl sonra neyse Türkiye Cumhuriyeti olası bir seçime gitti. Genel seçime gitti. Evet. Dediğiniz gibi Cumhurbaşkanı adayı yani bugünkü Sayın Cumhurbaşkanımız da olabilir. Başka bir aday da olabilir. Olabilir de biz sistemi evet tartışıyoruz. Yani sistemi konuştu. Kesinlikle evet öyle. %51 ile Cumhurbaşkanı seçildi. Cumhurbaşkanının seçilmesi ayrı ama milletvekili farklı bir partiden halk oraya teveccüh gösterdi. 400 milletvekili veya 300 milletvekili başka bir partiye verdi. Cumhurbaşkanı partisine verilmedi. Şimdi orada çift başlık olacak mı? Orada nasıl bir... Hayır. Orada ne ortaya kesinlikle çıkacak? Nasıl olacak başkanım? Bakın çok ekstrem bir örnek falan. Evet. Yani orada mecliste, uzlaşma kültürünü aynı günde yapılıyor ya. Evet. Aynı dönemde aynı günde iki seçim yapılıyor. Evet. Yani halkın eğilimi ve yapılan genelde mesela aday olma noktasında Cumhurbaşkanının partiliği de var. Dediğin çok ekstrem bir örnek. Evet. Gerçekleşti varsayalım. Evet. Gerçekleşti. Mecliste yani A Partisi iktidar, Cumhurbaşkanlığı A Partisi'nin adayı kazandı. Evet. Dediğiniz bu. Burada hayır, çatışma olur mu? Cumhurbaşkanı A Partisi'nden. Meclis B Partisi'nde. Aynen evet, onu evet, söylüyorum. Evet. Meclis B Partisi'nde. Şimdi yasama ve yürütme görevler net bir şekilde birbirine ayrıldığı için Cumhurbaşkanı kendi kabinesini kuracak, yürütmesini devam edecek. Meclis kendi meclis başkanını seçecek, yasama görevine devam edecek. Birbirine müdahale olmadığı için parlamenter sistemde çatışma görülüyor. Ama bugünkü sistemde bu sistemde Cumhurbaşkanı hükmet sisteminde diyorsa Sayın Başkanım. Yetki Cumhurbaşkanı'nda. Ama olsun ama şimdi de bakın Sayın Başkanım biraz önce ne dedi? Ha, yasama noktası. Fiili bir başkanlık yani şey var, durum var diye hı. Sayın Bahçeli ancak istedi, şöyle bir mi şey olabilir. Ancak hayır, şöyle bir şey olabilir. Ben efendim duble yola geçiyorum. Sistem değişti yürütme olarak. Sen meclis olarak diyeceksin ki duble yolu yapmak yasaktır. Kanun çıkaracak. Bak aynen bu. Ben diyeceğim ki efendim ben şehir hastanelerine geçiyorum. Sen bir kanun çıkarman lazım. Şehir hastanelerine geçmek yasaktır. Beni kilitleyebilmen için. Ben diyeceğim ki efendim ben eğitim kampüsüne geçiyorum. Sen yasama olarak diyeceksin eğitim kampüsüne geçmek yasaktır. İşte o zaman da elimde yetki vardır. Ama böyle bir şey yaşanılamaz. Evet. Mümkünatı yok. Düşün. Yani bütün millet olasılıkları konuşmak vallahi lazım. Hayır millet. Şimdi... Karar evet, sizin. Millet daha çok ben size okul yapayım diyor. Mustafa meclis yasaklıyor. Şunu da çünkü benim evet işim yürütme. Şimdi Sayın Başkanım. Benim işim yürütme biliyor burada musun? Burada amaç nedir biliyor musunuz? Siz
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımızsınız. Bütün Urfa'yı temsil ediyorsunuz. Ve dolayısıyla elbette ki bir partiye de mensupsunuz. Bu tamam. Ama şu da bir gerçek. Yani siz bu sıfatınızla burada halkın tereddütlerini de bir yerde gidermek zorundasınız. Giderelim. Evet, biz bunun için size soru soruyoruz. Yani hoşunuza gitmek için değil. Hayır. Yani gerçekten ben halkın kafasında millet ne konuşuyorsa sorun. Bir de şu söyleniyor Sayın Başkanım. Mesela deniliyor ki memnunum yani. Ben bunu ulusal televizyonlarda da ulusal kanallarda da tartışma programlarında yine böyle izliyoruz. Deniliyor ki ya işte değişiklik yapılan 18 madde. Tamam. Biraz önce işte saydınız. Biz de inceliyoruz. Hepsini dediğiniz gibi de doğru, yani altını çizerek söylüyorum. Siz noktasına virgülüne dokunmadan söyleyip gidiyorsunuz. Şunu söylüyorlar, yani özellikle bu anayasa, siz de hukukçusunuz, bu anayasa işte profesörleri ve işte anayasadan görevli olan akademisyenler deniliyor ki bu 18 madde değişilen anayasada 18 madde değişiyor ama bu 18 madde 21 maddeyi ortadan kaldırıyor. Bu bir. İkincisi 21'i ortadan kaldırıyor ama 67 maddede de bu 18 madde tahribata yol açıyor. Evet, reklam arası sonrasında bu konuyu açıklık getirelim Sayın Başkanım. Tamam. Çünkü 3 televizyon içinde reklam saati geçiyor. Sevgili seyirciler, kısa bir reklam arası sonrasında programın ikinci ve en önemli bölümünde tekrar sizlerle birlikte olacağız inşallah.